Evet, referans münazarada biraz beklettik sizi. Konuklarımıza hoş geldin diyelim. Ümit Yardım ve Ceyda Karan konuğumuz olacaklar. Suriye'yi konuşuyoruz elbette. Suriye operasyon konusunu bir sinyal verildi Cumhurbaşkanı tarafından. Sonrasında MGK'nın bir bildiri yayınladığını biliyoruz. Elbette yayınımız içerisinde belki o açıklamaları da hatırlatırız. Ama biraz bu Esad'la görüşme yorumları da yapılıyor ya, öyle çözülür mü çözülmez mi? Bununla ilgili açıklamaları hatırlatacağım. Öncelikle sizlere hoş geldiniz diyorum. Dilerseniz OVTR'yi bir izleyelim, sonra sohbetimize başlayalım. Şimdi Esad'la eski günleri de hatırlayacağız ve yıllar önce yapılan açıklamaları da. Beşar Esad'ı ben artık bir siyasi olarak kabul etmiyorum. O devlet terörü estiren bir teröristtir. 110 bin kendi halkını, vatandaşını öldüren bir insan teröristtir. Ve şu anda orada bir devlet terörü estirmektedir. Askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum. Rejimi Soçi muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Suriye ile görüşün dedik. Daha en baştan Suriye ile görüşün dedik. Dinlemediler. Suriye teröristtir dediler. Beşar Esad teröristtir diye vesaire vesaire suçladılar. Suriye ile görüşmeyeceğiz dediler. Ama Rusya aldı Moskova'da. Suriye ile Türkiye'yi aynı masaya oturttu. Biz görüşün dedik. Siz görüşün dedik. Ama Putin'i dinlediler. Oturdular masaya. Putin'in talimatıyla masaya oturdun ve Suriye ile görüşmeye başladım. Evet, referans münazarada Suriye'ye operasyonu. Suriye sorununun çözümündeki çıkış yolu Esad mı değil mi? Bu soruya yanıt arayacağız. Ümit Yardım, Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı ve emekli büyükelçi ve gazeteci Ceyda Karan. Bir kez daha hoş geldiniz referans münazaraya. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet, Sayın Karan, sizinle başlayalım mı? Açıklamaları dinledik. Şimdi geldiğimiz noktada sorunun çözümünün tek çıkışı Esad'la görüşmektir diyenler var. Bu görüşe katılmayanlar var. Siz ne dersiniz? Şimdi tabii Esad'la görüşmektir, görüşürüz görüşmeyizden öte öncelikle Türkiye'nin bu geçtiğimiz 11 buçuk yıl, 12 yıllık süreçteki politikalarına belki bakmak lazım, yani Suriye Savaşı'nın başından bu yana. Çünkü Türk dış politikasında pek çok savrulma oldu. Rejim değişikliği operasyonuna Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye özelinde girişildi ve o Pandora'nın kutusu öyle bir açıldı ki Türkiye'nin bütün bölge ülkeleriyle ilişkilerini sarsan bir denklem çıktı. En başta Amerika Birleşik Devletleri ile de tabii ki pek çok kriz başlığı var. Bir türlü tam olarak uzlaşma sağlanamayan, dengelenmeye çalışılan Rusya'nın devreye girmesi var. Bütün bu süreçte son iki yıldır işte normalleşme diye bir başlık açıldı. Mesela pek çok şey konuşuyoruz. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Aslında bu ülkeler Türkiye'nin Suriye'deki rejim değişikliği, Arap isyanlarıyla başlayan süreçte Suriye'yi işte neoliberal düzene eklenmeyecek Amerikan tipi renkli devrim, kimileri darbe diyor, kimileri rejim değişikliği diyor. Bunun parçasıydı nihayetinde ve kısmen başarısız oldu. Büyük ölçüde başarısız oldu. Çünkü rejim devrilemedi. Amerika işgal de etmedi. Obama yönetimi zaten imtina ediyordu bir şekilde. Trump geldi, her şey değişti vesaire. Ama Türkiye'nin son 2-3 senelik bu serüvende başka pek çok tabii köprülerin altından çok sular aktı. Türkiye'nin içerisine bir Suriye sığınmacı sorunu, aslında Türkiye'nin iç meselesi yapıldı. Baştan itibaren de öyleydi bu rejim değişikliğinde. Namaz kılmalar Emevi Camii'nde vesaire hep bir şekilde Türkiye'nin dış politikası değil, iç politikası haline getirilmişti. Bütün bu süreçte değişmeyen bir şey var, o da
Erdoğan yönetimi asla ve asla, asla Suriye politikasını değiştirmedi. Değiştirmek zorunda kaldı bu aşamalarda. Nedir o zorunda kalma? 2013-2014 senesinde Salih Müslim'i ağırlıyordu Türk hükümeti. O zaman Davutoğlu başbakandı. Şimdi YPG terör örgütü. Aslana sürecine mecbur kaldı. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile Fırat'ın doğusunda, bir yandan Rusya ile muhatap olmak durumunda kaldı. Dört operasyonla bir Ankara'nın terör koridoru adını verdiği Amerikan projesini aslında kendi istediği gibi tam olamadığı için belki demek lazım. İlk başta ne kadar aslında içerideki çözüm süreciyle paralel işlediğini de tahayyül edersek. Bu belli başarılar belki elde etti kendi ortaya koyduğu güvenlik kaygıları bakımından, ama IŞİD'in türediği, El-Kaide'nin bin bir isim değişikliğiyle Fırat'ın batısında at koşturduğu bir denklemde belli bölgeler, bölgecikler elde edebildi. Nihayetinde 2019 senesinde önce Amerika Birleşik Devletleri, ardından Rusya'nın durdurduğu bir yarım kalmış operasyon oldu. Bütün bu süreçte Ankara açısından baktığımız zaman Suriye dosyasının bir başarıya dönüştürülemediğini, güvenlik sorunlarını çözemediğini, Türkiye'nin içine sığınmacı sorunu tetikleyecek bir Cumhurbaşkanı'nın deyişiyle hicret dalgası, tabii ki başka yerlerde sıçradı, Afganistan, Pakistan artık neresiyse, böyle bir hale geldi. Aslında tam bir facia bu politika tabii ki, ve bu politikanın sonucunda da yapılması gereken belli, yıkılamayan, bileği bükülemeyen, bu anlamda ülkeyi Birleşmiş Milletler'de temsil eden bir yönetim var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la da ne kadar kötü noktalara gelindiğini izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Cumhurbaşkanının Mısır'la da aynı şekilde, El-Sisi ile de. Ama Esad'la asla aynı şeye gelinmedi. Bir takım istihbarat görüşmelerinden vesaire bahsediliyor. Aslında evet, süreci dolayısıyla bir takım şeyler var, ama hiçbirinde hatta sığınmacı sorunu bu kadar Türkiye açısından kritik bir noktaya gelmişken dahi bir geri adım olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ben Esad yönetimiyle bir görüşme olabilir. Bu artık mezhebi bir düşmanlıkla mı izah edilebilir? Tam olarak tabii bunu somutlamamız çok kolay değil, ama orada bir inat olduğu anlaşılıyor. Kırılamayan bir inat olduğu anlaşılıyor ve yani bütün köprüler yakılır ama asla görüşülmez noktası. Tabii onun karşı tarafı da var. Onu da ayrıca belki konuşmak gerekebilir. Suriye hükümeti ve yönetimi de. O yönüne gelmeden Sayın Karan, evet, Sayın Yardım'a da söz vermek isterim. Tabii. Bu kadar zaten başlangıçta. Mezhebi bir düşmanlıkla mı izah edilebilir dedi Sayın Karan, Sayın Yardım. Şimdi siz ne dersiniz o soruya? Esad'la görüşmeme, evet, son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, pek çok ülkeyle o gergin ilişkileri yumuşadığını görüyoruz, ama Esad'la o fotoğraftan hala uzak bir çizgide olunduğunu söyleyebiliriz. Ne dersiniz? Seçil Hanım ve Ceyda'm, ben bir kez daha iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Tabii ki eğer Suriye meselesi sadece bir tek faktöre endeksli olsa, nedir? Mesela Esad'la görüşülüp görüşülmeme veya verebileceği katkı bakımından herhalde çok farklı yorumların yapılması gayet tabii ki mümkün olur. Ben kişisel olarak işte Şam hükümetiyle Türkiye'nin ya da değişik güç odaklarının, ülkelerinin belirli düzeylerde bir temas içinde olabildiğini duysam da hiç şaşırmam. Yani sürüyor da olabilir. Şimdi burada bahsedilen liderler düzeyinde bir zirve. Evet. Ama artık bu Suriye gelişmelerinin üzerinden yaklaşık 11 yıl geçti. 11 yıl, 2010'dan bu yana kadar geçen sürecin bir analizi, değerlendirmesi, tarih önündeki yorumu epey bir vakit alacaktır. Bunu ileride çok daha rasyonel şekilde yapılabileceğini ben düşünüyorum. Hani şu anda geçmişe odaklanmak istemiyorum, ama hani bir cümle, geçiş cümlesi olarak bunu aktarmak istedim. Ben her zaman Suriye olaylarına şöyle baktım Seçil Hanım. Gerçekten Türkiye ve Suriye gibi
Soğuk Savaş'ın iki uç kutbunda yer alan iki ülkenin ilişkilerinin birdenbire 2009-2010'lardan itibaren çok farklı bir boyuta evrilmesini birçok küresel bölgesel güç hazmedemedi. Aslında işin esası budur. Hani biz bazı konularda kendi politikalarımızı eleştiririz. Bu da doğrudur. Çünkü dış politika sürekli dinamik bir şeydir. Ama dediğim gibi Suriye olup da Moskova'nın Sovyetler Birliği'nin uzantısı olan bir ülke ile NATO ülkesi olarak Batı'nın uzantısı bir ülkenin 50-60 yıllık bir çatışma, gerginlik, soğuk savaş döneminden sonra işte ortak kabine toplantıları yapma, geliş gidişler, yani çok farklı bir modele evrilmesinden rahatsızlık duyan aktörler kimlerdi? Aslında bana sorarsanız bütün bölge ülkeleri, Washington, İsrail, Moskova, İran, hepsi. Dolayısıyla başlangıç noktası olarak buradan tutup da başlayıp da bugünleri analiz edersek ben çok daha doğru bir yaklaşım içinde olacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla memnun olmayan bir sürü aktör işte o süreçlerden sonra sahaya girdiler ve bugünkü tablo peyderpey ortaya çıktı. Sonuçta ama sizin sorunuz Esad'la görüşüp görüşülmeme. Eğer söylediğim gibi gerçekten çok etkili, belirleyici ve nihai çözüm neyse o da tabii sevk edici bir süreç olsa dediğim gibi farklı öneriler geliştirilebilir, yapılabilir. Kaldı ki Türk hükümeti, Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde Türk hükümeti hepimizin aklına hayale gelmeyen açılımları, açılım girişimlerini, hiçbirisinin sonucu belli değil daha, işte İsrail, Arap Emirlikleri bunları yapıyor. Günün birinde böyle de bir şey yapıyor olsa belki de çoğumuz da şaşırmayacağız. O da ayrı bir konu. Ama sahadaki gerçeklikler itibariyle baktığımızda maalesef tek kilidin bu faktör etrafında gelişmediğini görüyoruz. Şimdi herkesin bildiği bir argüman. Esad hükümeti zaten sahaya hakim değil. Yani o haritayı gözümüzün önüne getirdiğimizde işte Amerika artı YPG odaklı zaten Suriye'nin üçte biri o şekilde 30'ları 40'ları bulan bir oran. İşte bir takım Birleşmiş Milletler'in gözetiminde olan Lübnan Golan cephesi var. Daha aşağılardaki başka bölgeler var. İdlib bölgesi var. Rusya, İran, Hizbullah'ının rejimle cirit attığı bölgeler var. Rejimin Orta Suriye'ye sıkışmış bir pozisyonu var. Ve bundan daha ötesi de o kadar saha hareketli ki bugün dün savaşan YPG ile Şam rejimi işte Türkiye'nin böyle bir olası ihtimale karşı, girişim ihtimaline karşı ki onun da artık giderek hani o ihtimal bile tartışılı hale geldi. Birden yakınlaşma içinde olduğu gözükebiliyor. Öte yandan bakıyoruz Türkiye'nin bir operasyonuna işte son aylarda, son yıllarda bir yumuşama içine normalleşme arayışına girdiğimiz İsrail'in bile olumlu şeyi yok, tepkisi yok. İsrail basınına, kamuoyuna bakıyorum. Yani büyük ölçüde işte YPG'yi böyle şey çevreleri kollayan, böyle Esad'la bir ilişkilerin toparlanması halinde bunun İsrail'e karşı bir tehdit olabileceğini önceleyen şeyler var. Yani sahada bütün aktörler konjonktüre göre oynuyorlar. Farklı müttefiklik ilişkileri kuruyorlar. Bugünden yarına bu kaypak zeminde bunların hepsi değişiyor. Evet bu yorumların belki sizin sormayı düşündüğünüz operasyon ihtimaliyle bağlantılı ama ben hani o geçiş anlamında söyledim. Yani Suriye sorununun özü aslında Esad'la görüşmenin çok çok ötesinde, çok çok farklı bir boyutlarda. Ama hükümet günün birinde böyle bir açılımı yaparsa söylediğim gibi hiç şaşırmayacağım. Çünkü bu tür açılımları hani hiçbirisinden de net bir sonuç yok ama yapıyor ve sürdürüyor. Öte yandan da bazı temaslar zaten muhtemelen vardır. Çünkü bu bölgede herkes herkesle görüşüyor. Evet yani her iki sayın konuğumuz da Esad'la görüşmek kilit değil görüşünde değil mi? Ve yalnız başına yeterli değil görüşünde. Evet yanılmıyorum. Şimdi operasyon konusuna gelecek olursak diğer ülkelerin tavırlarını da ayrıca konuşmak isterim. Hatta bugün
ABD askerlerinin YPG'lilerle verdikleri fotoğrafların haberlerini de aktardık. Buna da birazdan gelelim. Gerçi hepsi birbirine geçmiş ve ayrı ayrı da değerlendirilemeyecek konular biraz. Ama operasyon konusuna geçelim. Erdoğan'ın yaptığı açıklama. Dilerseniz o açıklama da hazırsa arkadaşlar, bir Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı da daha sonra MGK bildirisinde de desteklenecek o operasyon açıklamasını bir izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak, göreceğiz. Ez cümle, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki yaklaşımı fırsatçılık değil, terörle mücadele konusunda ilkeli bir duruştur. Ümit ediyoruz ki hem bu iki ülke hem de onların üyeliği için canhıraş uğraş gösterenler Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini anlar ve gereğini yapar. Böyle bir durumda bugüne kadar NATO içindeki yükümlülüklerini bir hakkın yerine getiren bir ülke olarak biz de üzerimize düşeni yaparız. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri böyleydi. Daha sonra MGK bildirisinde de destek veren ifadeler vardı. Operasyon yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Ne dersiniz? Sayın Karahan, sizinle devam edelim. Şimdi yapılmalı mı yapılmamalı mı kısmını önce herhalde yapılabilir mi diye bir soru ortaya atmak gerekiyor. Tabii ki yapılabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri 4 operasyonda yaptı ya da sonuncusu yarım kaldı diyelim. Yapamaz diye bir iddiada hiçbirimiz bulunamayız elbette. Ama hangi koşullarda yapabilir, nereye kadar yapabilir ve bunun sonucu ne olur Türkiye açısından, nasıl bir sonuç doğurur gibi kritik sorular çıkıyor buradan açıkçası. Şimdi ama bundan önce şunu söylemek gerekiyor. Bakın, Cumhurbaşkanı'nın kendisi de aynı zamanda bunu oraya bağlıyor. Bu bir aslında Ukrayna krizinin yarattığı yeni ortamda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği veto kozu karşısında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı fırsatçılık değil diyerek tabii ki ortaya koyuyor ama Türkiye'nin ortaya koyduğu şartlarla alakalı, yani kendi cümleleri de alt metni net olarak o anlama geliyor. Bizim istediğimizi yap, tabii ki bunu güvenlik çıkarı olarak kendisi ortaya koyuyor ama böyle bir durumda üzerimize düşeni yaparız diyor. Yani bizim istediğimiz gibi hareket etmemize geçit verilirse veto etmeyiz, onay veririz diyor. Gerçi şimdi bu çok uzun bir tartışma konusu. Zaten Türkiye'nin de bütün bu aslında Suriye kriziyle başlayan 11 yıllık süreçte Amerika ile ters düştüğü noktalarda başka sıkıntılı başlıklar da var. Hepimiz biliyoruz, S-400'lerden F-16'lara, F-35 programına, katsalara vesaire vesaire. Ama tabii bu kritik jeopolitik önem taşıyor bizim açımızdan en başta. Türkiye olarak bizim açımızdan. Neden? Çünkü şimdi bütün bu harekatlar sonucunda Suriye topraklarının bir kısmı Türkiye kontrolü altında ve içten içe orada briket evler, yani başka bir ülkenin toprağında briket ev inşa ediyoruz. O topraklarda kaymakam atıyoruz, işte okul açıyoruz. Üstelik de o bölge hakikaten Türkiye'nin içini çok yakından ilgilendirecek bir takım sorunlar yumağı haline dönüşüyor. Çift anlamlı, tabii ki PKK bağlamında bir güvenlik tehdidi anlamına dönüşüyor. Ama öte yandan da Türkiye'ye yağan sığınmacılar bağlamında bir noktada hem maalesef ucuz iş gücü, köle emeği, artık ne derseniz, Türkiye içerisinde bunca ekonomik kriz, bunca problem varken Cumhurbaşkanı'nın hicret ifadesiyle izah ettiği çok bulanık bir resim oluşturuyor. Çok boyutlu sorunlar yaratıyor Türkiye'ye ve aslına bakarsanız her harekattan sonra da bu sığınmacı akını katlanıyor. Yani Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde giriştiği askeri hamlelerde elde ettiği belli başarılar, kendi koyduğu çerçeve üzerinden
Yok mu? Var, evet. Yani bir koridor kesildiği söyleniyor. Doğrudur. Ben de katılıyorum o koridor meselesine. Ama Suriye sahası belki Ümit Bey'in de işaret ettiği gibi çoklu bir denkleme dönüştürüldü. Tabii ki Suriye hükümeti bütün topraklarında kontrolü sağlayabilecek bir durumda değil. Zaten hangi ülke 7 düvel birden birleşip toplaşıp üzerine saldırdığında böyle bir şey yapabilir? İşte Cumhuriyet kurulurken bizler yapmışız, atalarımız yapmış. Ama bunlar kolay işler değil açıkçası ve gelinen bu noktada da tabii ki çok geç bir biçimde Rusya'nın ta 2015'te İran'ın da 2013 gibi müdahalesinden sonra en azından merkezi ve önemli bölgeleri tutmayı başardığı anlaşılıyor. Ve Amerikan yönetiminde ondan itibaren bambaşka noktalara işi vardır da işte en son yaptırım silahı, yaptırım dediniz, ekonomik terör demek yani. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel çaptaki ekonomik terör politikalarının bir parçası.